Eşimin, sevgilimin neyini değiştirmek isterdim? Sanırım biraz daha az konuşmasını isteyebilirdim. Eşimin neyini değiştirmek isterdim? Eve yanına geldiğimde daha sıcakkanlı karşılanmayı çok isterdim. Bazı geliyorum, surat asık olur. Bilmem neler olur. Çenesini biraz değiştirmek isterdim. Çok konuşuyor. Başka bir şey ne değil. İnatçılığı, kesinlikle inatçılığı. Koç burcundan uzak duruyoruz bu arada. Dünyaya bakış açısını. Çok fazla dans ediyor sanırım. Biraz onu azaltırdım. Sevgilim mi? Neyini değiştirmek isterdim? Tarzımı. Tarzını değiştirmek isterdim. Tarzını beğenmiyorum. Yalan söylemesi var. Çok yalan söylüyor. Onu değiştirmek istiyorum. Bir türlü değiştiremiyorum. Sinirini. Sinirli olduğu için. Hiçbir özelliğini. Cimriliğini. Wow! Ama bir şeyini değiştirmek isteseydim herhalde devam etmezdim ya. Eşimin mi? Milliyetini. Evet. İşte milliyetini. Yani başka bir ülke vatandaşı olmasını isterdim. Saçları olabilir. Çünkü saçları yok. Biraz daha çalışkan olmasını isterdim. Komple sevgilimi değiştirebilirim yani. Kıskançlığını çok büyük ihtimal. Çünkü kızlar için boğucu oluyor. Özellikle yaz aylarında mesela şort giyme filan, kot giy. Yani en tahammül edemediğim şey herhalde. Ya şu an erkek arkadaşım olmadığı için bir şey söyleyemiyorum ama kıskançlık herhalde en büyük problemdir ilişkilerde. Ben sorumluluk sahibi olması için elimden geleni yapardım. Çünkü erkekler biraz sorumluluk sahibi olan değil ya, böyle sorumluluktan kaçan insanlar. Olsaydı değiştirirdim bir şeylerini ama. Normal bir huyum. Her yere geç kalıyor, onu değiştirmek isterim. İtek yiyordu, onu değiştirdim zaten, daha bir şey kalmadı. Kız arkadaşları. Hoşlanmıyorsam kendisini. Kararsızlığı değiştirmek isterdim yani. Her dediğime evet demesi. İradesini yok etmek isterdim. Biraz daha benden kısa olmasını isterdim. Hafiften biraz kilo olursa iyi olur. Şu ana kadar genelde kıskançlık özelliklerini hep değiştirmek istemişim. Değiştiremediğim için kendilerini değiştirdim. Daha kolay oldu. Odunluğunu. Fazla odun.